Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dinleyenlerimiz, aziz dostlar, İslam ve Hayat programında yeniden Nurettin Yıldız hocamla beraberiz. Bu program hem kendimiz adına hem dinleyenlerimiz adına inşallah bizi İslam'a daha yaklaştırır, İslam'la bütünleştirir. Hem zahirimiz hem batınımız, hem ferdi hayatımız hem toplum hayatımız İslam'la daha güzelleşir niyetiyle inşallah yapıyoruz. Yüce Rabbimiz muvaffak eylesin diye duayla başlamak isterim. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim. Evet hocam, insan zaman zaman tabii farklı farklı mevsimler geçiriyor. Hayat tek düze akıp gitmiyor. İnişler var, çıkışlar var. Med ve cezir hayatın kendisinde de var. Zaman zaman düşüyorsunuz. Tutacak bir el arıyorsunuz. Zaman zaman birisi size imdat diyor. Birisi bir ihtiyacını getirip arz ediyor. Şöyle bir Hazreti Ali Efendimiz'den nakledilen bir söz okumuştum da beni de doğrusu etkilemişti. Hazret diyor ki hocam, iki şey beni çok sevindiriyor. Birisi, ihtiyacı olan bir insan bana geliyor. Bundan çok memnun oluyorum. İkincisi, Allah onun ihtiyacını benim elimle çözüyor. Buna da ayrıca seviniyorum, buyuruyor. Gerçekten sizler de biliyorum hocam, birçok insan, kimisi fikri anlamda bir alavaranın içine girmiş, kargaşanın içine girmiş ya da bir zihin dünyası alabora olmuş. Hocam şu mesele nasıl diyor. Ne yapacağım diyor, çaresizim diyor, içimdeki şu vesveseyi atamıyorum diyor fikri anlamda. Kimisi itikadi anlamda bir çukura düşüyor. Kimisi maddi anlamda bir efendim ihtiyacın içerisinde kıvranıyor. Bir başkası ailevi huzursuzluklar yaşıyor. Yani bu anlamda şunu konuşalım bugün, arzu ettiğim çerçeve şu Nurettin Hocam. Bu nevi müracaatlar oluyor. Aslında sadece hani es-sailü vel mahrum, sadece isteyen, meselesini arz eden değil, arz edemeyeni bulmak da bir Müslümanın gönül firaseti bunu da gerektiriyor ama en azından sizin kapınızı birisi çaldığı zaman bir Müslüman olarak bu nevi hadiselerde, ihtiyaçlarda, hatta zaruretlerde duruşunuz nasıl olmalı? Duruşumuz nasıl olmalı? Yani şunu söylüyorum, bazen kimi insan var tamamen la diye başlıyor söze, hayır diye başlıyor, kendini kilitlemiş her şeye. Kimi insan da var, gel kardeş diyor mesela, bakıyorsunuz. Burada bir usul var mı? Burada bir adab var mı? Bunun farzı var mı? Vacibi var mı? Nafilesi var mı? Müstehabbı var mı? Bu istekler karşısındaki tavırlarımız ne olacak? Önce ferdi anlamdaki ihtiyaçlarımız için efendim konuşalım. Bir de tabii istenen kişi kimi zaman sıradan bir fert oluyor. Kimi zaman bir toplum önderi oluyor. Kimi zaman yönetici oluyor, kimi zaman bir devlet oluyor. Yani bu yönüyle bu istek çerçevesine biraz farklı çemberler, daireler içerisinde baksak diye düşünüyorum doğrusu. Çok belki daireyi geniş tuttuk ama gönlünüze düşenden başlayalım efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, zannediyorum bu konuya başlarken bir gerçeği hatırlayarak başlamak lazım. Biz ne olursak olalım, yani çok zengin, çok sağlıklı, alim, cahil, veli, şakî, ne olursak olalım, asla ve kat'a, 1000 yıl ömrümüz de olsa Nuh Aleyhisselam gibi, biz bir bütün olamıyoruz. İnsan olmak buna müsait değil. Bir bütün değiliz. Yani sağlığımız çok güçlü, ekonomimiz zayıf oluyor. Ekonomimiz güçlü, böbrek sorunumuz oluyor. O sağlık, zenginlik bir arada oluyor, çevrem olmuyor. Allahu Teala Celle Celaluhu kendisi dışında hiçbir şeyin kemali ile yaratılmasını murad etmemiş. Çok güzel. Hem ormanı var, hem karı var, hem tepeleri var, hem rüzgarı var, hem suyu var, hem altında maden var. Böyle bir dağ bile yok. Çok iyi bir dağ, orman altı boş. Altı dolu, üstünde ot yok. Bir derenin suyu tatlı, öbür derenin balığı yok. Rabbim
cenneti kemal diyarı yaratmış. Girdin mi? Her şey var. Yok, yok. Dünyada da tam yok. Ha. Tam yok dünyada. Çok güzel. Tam olsa adı dünya olmaz zaten. İnsan fani, eksik. İnsanın üstüne bastığı toprak da fani ve eksik. Çok güzel toprak çamur oluyor. Çamur olmuyor, sert oluyor, kazma yemiyor. Onun için evvela bulunduğumuz hayatı, yaşadığımız hayatı ve bu hayatı yaşayacak bu canlı, bu insanı tanımak lazım. Evet. Yani eşini ölesiye seviyorsun, o sevgi bile bir gün bir yerde tıkanıyor. O seni seviyor, uykusu gelince sevmiyor seni, moralin kırılıyor bu sefer, niye beni sevmiyor diye. Abi istiyorsun ki hiç uyumasın, ben uyuyayım o beni izlesin. Böyle olmuyor. Evlat seviyorsun, o sevgi bir gün tıkanıyor bir yerde. Evlada yaptığın yatırım, sevgi ve diğer yatırımların onda birini göremiyor anne baba, esef ediyor. Ona razı oluyor, başka bir sorun çıkıyor. Bu hayat tam olmayan, bir yönü eksik olanların bir arada yaşadığı hayattır. Çok yönde eksiğimiz var. Ya. Çok yönde eksiğimiz var. Yani hiçbir şey olmasa her gün bir kere ölüp diriliyoruz biz. Uyuyoruz, uyku ölümün kardeşi. Hiç unutmuyorum, birkaç sene oluyor. Trakya'dan bir çocuk getirdiler bana. Çocuk 4 yaşında, olağanüstü, normal bir zeki değil. Öyle hatta git bu çocuğu İstanbul'a götür diye gittiği anaokulundan postalamışlar çocuğu. Ya aşırı zeki. Çocuğun hayatını merak ettim de akşam lambaları söndürüp uyuyacakları zaman 4 yaşında çocuk annesine diyormuş ki hayvan mısınız niye uyuyorsunuz? Uyumuyor çocuk. Ayakta kestiriyor onunla idare ediyor. 4 yaşında. 4 yaşında. Yani aşırı zeka da bir dert demek. Yani çok aşırı zeki, akıllı. Sonra 3-4 sene sonra o çocuğu gördüm tekrar. Normal bizim gibi insan olmaya başlamış. Yani çocuk zekası ile uykuyu bir araya getirememiş. Onu evet, örneklendirmek evet. İstiyorum. Hayvan mısınız, niye uyuyorsunuz diyormuş. Bu insan olduğumuzu gösteren büyük bir belki. Uykuya muhtaçız. Evet. Uyku, şarteli kapatıyorsun, elektriği kesiyorsun. Hatta uyuyamadın mı kahroluyorsun. Ya ne büyük nimet değil mi uyku hocam? Halbuki uyku ölüm. Ölüm. Hayatla bağın kesiliyor. Yemeğinden kopuyorsun, film izleyemiyorsun, neyse zevkin, ona ara vermek zorunda kalıyorsun. Buna rağmen uyumak için uğraşıyorsun ama. Bir eksikler bütünüyüz biz. Evet. Ben de ki 100 ihtiyaçtan 40'ı eksik, siz de 20'si eksik, farklı bir alanda eksik. Rabbim Celle Celaluhu ancak bir arada olursak bir iş yapabileceğimiz kıvamda yarattı bizi. Birbirimize de muhtaç yaptı yani. Evet. O birbirimize muhtaçlıkla da ona yürüyelim istedi. Çok güzel. Dünyanın düzeni böyle. Zamanla insanoğlu bunu devlet olarak anladı. Eksiklerimiz bir araya gelsin. Önce toplum olundu. Terzi fırıncının açığını kapattı. Fırıncı ziraatçının açığını kapattı. Ziraatle uğraşan demircinin açığını kapattı. Hep böyle bir toplum olundu. Sonra baktı ki toplumu da birisinin organize etmesi lazım. Devlet ortaya çıktı. Şimdi biz devletleri dev görüyoruz. Ah, devlet işte de. Diyoruz ya deniyor. Evet. Hakta böyle tabii. Ama dünyanın en büyük devletleri zalimler, melunlar green card dağıtıyorlar. Yani hazır pasaport veriyor. Evet. Niye? Ey zalim, sana dünya yetmedi. Uzayda bile istasyonlar kurmaya başladın. Sana ne Afrika'dan, Hindistan'dan, Türkiye'den gelecek birisine niye kart dağıtıyorsun? Neden hocam? Ne kadar büyürsen büyü, devlet ol, dijital dünyanın hükümranı ol, ne olursan ol, sen bir bütün olamıyorsun. Evet. Hindistanlı mühendise muhtaçsın. Hindistan, aç gezen insanların diyarı. Afrika, aç gezen insanların diyarı diye propaganda yapıyorsun. Evet. Hindistan'dan gelene 10 yıl pasaport vereceğim diyorsun. Kendi vatandaşına verdiğin maaştan fazlasını veriyorsun.
zeka ithal etme ihtiyacı hissediyorsun. Almanya dünyanın en büyük ülkesi, bizim gözümüzde Alman diye bir kavram 60'lı yıllardan itibaren büyük devlet işte. Orada insan ölmüyor gibi zannediyorduk. Almanya gelen gelsin diyor. Göçmen ne bulursa ki alıyor. Tabii akıllı, zeki, işine yarayacak. Kum torbası aramıyor. İşe yarayacak insan. Peki niye planlayamıyor Almanya kendi nüfusuyla kendi ihtiyacını karşılayamıyor da mozaik bir toplum olmaya doğru gidiyor? O kutsalladıkları, büyüttükleri Alman ırkı bu arada dağılıyor tabii. Yani hani Alman ırkı dünyada en üstündü, niye alıyorsun Suriyeli'yi veya başka bir horladığın, köle gördüğün ülkeden insan niye alıyorsun da nüfusun mozaik hale geliyor? Çünkü Almanya'da olsan, filan zalim despot melun bir devlet de olsan, dünya benimdir de desen, buraların tanrısı benim diyen firavun da olsan, devlet de olsan, uzay da senin olsa, bu dünyada başka bir güce, bir desteğe muhtaçsın. Muhtaçsın. Evet. Benzin istasyonunda pompacıya da muhtaçsın. Bilgisayar programı üreten merkezinde mühendise de muhtaçsın. Evet. Kimse kendine yetmiyor bu dünyada. Evet. Devletler de yetmiyor. Vesaire de. Bu teknolojide de böyle hocam. Şimdi en güçlü bir işte cep telefonunu alalım. Yani bakıyorsun bunu filan devletin filan büyük şirketi yaptı. Filan parçasını Çin'de ürettirmiş ama. Evet. Bir yol Allah-u Teala, abartmayın kendinizi. Siz kulsunuz. Fanisiniz. Yani gücünüze, varlığınıza fazla dayanmayın. Allah'ın dışında kimse de kemal olmaz. Bütünlük olmaz. Evet. Muhakkak eksik olur. Bunu bilin. Emrediyor Allah-u Teala. Bu açıdan. Evet. Biz eğer buyuz, böyleyiz, bu kadarız. Yani haddimizi bilelim. Değil mi hocam? Bunu bilirsek, evet. O zaman senden yardım isteyene bir görev gibi yardım verirdiz. Bırak ona böbürlenmeyi, başa kalkmayı, ya Allah razı olsun ya. İyi ki böyle bir yardıma ihtiyacın var dersin. Aksi takdirde yani kendini zayıf görmeyen, aciz görmeyen, Allah-u Teala'nın dışındaki ne olursa olsun, melek bile diyelim melek. Yani meleklerin işte 600 kanadı var Cebrail Aleyhisselam'ın. 6000 olsun velev ki. Eksik. Melek değil mi bu? Bir gün o da fani olmayacak mı? Yani melek de bir gün kalkmayacak mı bu dünyadan? Bu böyle. Evet. Yani bunu anlamak çok önemli bir çok şey önemli, hocam. Doğru. Yani kredi kartlarını, arabalarını, Boğaz'a bakan villalarını vesaire vesaire abarttığı zaman insan tanrılaştığını zannediyor bu sefer. Evet. Ve verecek olsa bile kırık dökükten veriyor. Alana da el öptürüyor bu sefer. Yani verdik işte. Verdiğini halbuki çöpe atacağım bir şeydi belki. Bu başka bir his. Kendini ne olduğunu bilip, bu dünyanın ne olduğunu bilip, niçin burada olduğunu bilip bir şey vermek başka. İşte Ali radıyallahu anh'ın dediği o, yani benden ne güzel istiyor birisi ya, Allah evet. razı olsun diyor. Evet. Bu bir mutluluk ve yani vermek, yardım etmek mutluluk kazandıracak bir nimet. Birinci boyutumuz bu. Evet. İkincisi, daha önceki muhabbetlerimizde de defalarca vurguladım. Şu sadaka konusunu hocam, paradan çıkarmamız lazım ya. Yani sadaka paradır kelimesi sadakaya zulüm. Mesela müsaade ederseniz tabii, bu son evet. günlerde yaşadığımız Gazze olayını örneklendireyim. Evet. Yani dünyanın en büyük bankasının kasasını alıp Gazze'ye götürsek versek bugün ne işe yarayacak? Ne işe yarayacak? Ne işe yarayacak? Yani saat başı 100 kişinin öldüğü bir yerde, şehit olduğu bir yerde para ne yapsın sana para? Doğru, para da lazım ama bir noktada paranın gücü yok. Hayat devreye girince para bir işe yaramıyor. Bir noktada tebessüm, selam. Evet. Ben buradayım karşıcağızım sözü. Evet. Bir kasa dolusu paradan daha değerli oluyor. Dolayısıyla biz ne verebiliriz? Neyi vermek için uğraşmak gerekiyor? Nefsimizi verme konusunda hangi alanda terbiye edelim dediğimiz zaman
emin olacağım para %1'e bile tekabül etmeyebiliyor. Gerçekten hocam bunu bir zaman zaman düşünmek lazım. Sadakayı parayla eşitlemek. Değil mi? Ne kadar böyle bir kelimeye, daratma, kelimeye zulüm oluyor yani. Kelimeye zulüm oluyor. Evet. Kendimize zulüm oluyor aslında. Kendimize zulüm oluyor. Evet. Yani tatlı bir sözle oturup biz bir dünya kurmak mümkünken, evet, bir aile kurtarmak mümkünken, hatta bir milleti belki kurtarmak mümkünken bunu parayla daraltıyoruz. Ben bunu başka bir çapraz örnek vereceğim. Ramazan-ı Şerif'te hocam fitre kaç para veriliyor? İşte geçen senelerde ne kadardı? 1,5 kilo buğday değil mi bu? Kaç para buğday hocam? Yani hadi diyelim tam bilmiyoruz ama. Peynir, ekmek yani bir kahvaltı değil mi bütünü bu? O kadar, o kadar. Bir tost, tabii. Tost kahvaltı değil mi? Evet. Sadakayı fıtır tam iyi bir tosta uymuyor mu hocam? Tost dediğimiz şey böyle okullarda, kantinde evet, satılan evet, şey. Bir tost kadar bir şey. Allah aşkına bu 365 günlük bir hayatta sadakayı fıtra vacip. Bu ne işe yarar aslında ya? Ekonomik değeri nedir sadakayı fıtranın? Hiçbir şey aslında. Evet. Hele bu israfçı toplumda ya. Sadakayı fıtır neye tekabül ediyor? Bir çorap bile etmiyor ya. İyi bir çoraptan sadakayı fıtır geçen sene 50 liraydı. Bir çorap 100 lira hocam. Doğru. Bir çorap bile etmiyor. Ama onunla Allah cennet veriyor. Neden? Mesele burada Allahu alem ya. Bu sadakayı fıtranın kendisi değil hocam. Hatırlıyor ve hatırlanıyor olmak ya. İhya oluyor. Bir yani başkasına bir mümin evet, sabah namazından sonra bayram namazı kılıp evine gitmeden fitre vermesi gerekiyor. Evet. Değil mi o kısa? Öyle öyle. Bir saatlik limitte fitre vermesi gerekiyor. Onu hatırlamadığın sürece bayramı zehir ediyorsan Allah-u Teala. Hak etmedin bayramı diyor. Evet. Üzerinde bir vacip ihmal edildi senin diyor. Evet. Bu mümini ne yapıyor? İnsanlığını, Müslümanlığını, merhametini harekete geçiriyor. Evet. Öbür Müslüman bir fitreyle bir şey elde etmiyor aslında. Belki işte bir tost aldı diyelim. Hadi biz tost dedik ya. Evet. Ya da bayram sabahı gitti. Mükemmel bir kahvaltı yaptı. Öğlende ne yiyecek bu adam? Ama o garibin mümin kardeşi tarafından hatırlanmış olması paradan daha değerli bir şey. Evet. Paradan değerli, sadakadan değerli bir şey o. Sadaka eğer oysa. Yıllar önce bir genç topluluğuna sohbet yapıyorum. Yani bir konu etrafında konuşuyoruz. Böyle bir yaygın eğitim faaliyeti yapıyorlar. Ümmetin evlatlarına değerlerimizi, dinimizi, kültürümüzü taşıma anlamında. Bir delikanlı liseli yıllardaydı. Hocam dedi, biz ömrümüzden Allah'ın izniyle bir parça veriyoruz dedi. Yani bu dedi paradan az bir şey mi dedi. Ben dedi ona dedi bir saatimi ayırmışım dedi. Allah'ın bana verdiği ömrün kıymeti neyle ölçülür dedi. Doğru dedim ya, çok önemli bir cümle söyledin sen. Bazen hocam hakikaten bu tür ihtiyaçları olan insanlar geliyor diyelim. Sadece dinlenmek de istiyor. Ya benim derdime bir ortak ol diyor adeta. Bak ben böyle bir problem yaşıyorum. Böyle bir sıkıntım var. Yani belki çözümün yegane adresi olarak da sizi görmeyebilir. Ne yapayım diyor. Akıl sormaya geldim diyor. Hayata temas yani tıkanıyor. Buna evet, örnekler belki zikredeceğiz. Bir çapraz örnek evet, daha vereceğim hocam. Yakın bir zamanda Almanya'dan bir kardeşimiz ailece misafir olmak istediler. Geldiler. Ben el öptürmedim. Öptürmüyorum, öptüremem de. Yani eli öpülecek adam olmak bir vasıf gerektiriyor. Bu vasfı kendimde görmüyorum. Kardeşimiz ailesiyle, çocuklarıyla geldi. Ben de yerimden kalktım, kucaklaşmak için gittim. Baktım elimi öpmek istiyor. Çektim elimi. Yok dedim, burada el öpmek yok dedim. 3-4 tane de çocuğu var. 10 yaşı ile 4 yaşı arasında çocukları var. İsrar etti. Dedim sen beni dövecek misin, ne yapıyorsun dedim ya. Hocam dedi, Allah'ını seviyorsan dedi, ben çocuklarıma dedi, kimi sevip kimi sevmediğimi göstermek için İstanbul'a geldim dedi. Bunu engellemeye hakkın yok senin dedi. Dedim bir dakika ya dedim. Daha kolay var, kucaklaşırız dedim. Yok dedi, ben dedi herkese kucaklaşıyorum ama herkesin elini öpmüyorum dedi. Yok dedim, kucaklaşalım dedim. Kucaklaşalım öpelim derken hanımı dedi ki, çocukların dikkatini çekiyorsunuz, ne yapacaksınız çabuk yapın dedi. Sonra ben elimi öptürmedim. Evet, o benim çocuklar ömrümün... öpseydi bari hocam. Onları ayrı mı? Çocuklar bir başlatır mı hocam? O bitmiyor sonra. Bitmiyor değil mi? Çocuğu öptür, bunu öptür. Yani
insan eli öpülecek bir hadde olup olmadığını iyi karar vermesi Fakat lazım. Fakat hocam şöyle bir şey burada da, bu edebi de gözetmek de lazım. Belki küçük büyüğün elini öpmek istemeli, tamam. Ama belli bir büyük görülen diyelim, en azından büyük görülen kişi de öptürmemeli. Değil mi? Bu bir nefis meselesi tabii hocam. Birbirine karşı böyle bir hakikaten birinde saygı ifadesi olarak el öpmek istiyor tabii. Sen benim büyüğümsün, hocamsın diyor. Öbürü de ya teşekkür ederim evlat diyor. Musafaha edelim diyor mesela. Güzel. Herkes kazanmalı hocam. Herkes kazanmalı. Herkes nefis imtihanında kazanmalı. Sonra bu arkadaşımız da oturunca muhabbet ettik. Baktım ki hakikaten adam çok yüksek duygularla geliyor. Kendimi biraz da kınadım. Yani adamın duygularını niye böyle incittik dedim. Ben de dedim ki bak dedim sen dedim senin yaşına yakın birisine geldin el öpüyorsun. Bazı Allah dostları var sen onlara git onların önünü öp dedim. Hem bu şeyin duygun yerine gelmiş olsun dedim. O eli öpüleceklere de yanaşılmıyor ama hocam dedi. Bu da dikkatimi çekti. Demek ki bir trafik hatamız var bize. Evet, evet. Yani eli öpüleceklere randevu alamıyorsun. Kolay randevu aldığın elini öptürmüyor. Bu arada bir kısa devre oluyor bir şeyler. Bunu niye örnek veriyorum hocam? Birbirimize muhtaçız. Bu muhtaçlığımız sadece para değil. Bak adam Almanya'dan kalkmış. Bu ümmete hocalık yapan birisine çocuklarını göstermek istiyor. Çocuklarına onu göstermek istiyor. Ne güzel bir niyetmiş hocam ya. Bu bir ihtiyaç demek ki. Bu ihtiyaç. Şimdi evet, baba yani. Benim çalışma yapmam gerekiyor, sağlığım gerekiyor, hizmet edeceğim babam var. Bütün bunlar herkese randevu vermemi gerektirmiyor ama 5 dakikada olsa insanlara hoş geldin demem bir ihtiyaç demek ki. Yani ben adama Almanya'ya dönüş biletlerinizi vereyim desem bunu hakaret kabul ederdi. Halbuki bize göre İşte bir 1.000 euro bilet parası verdin mi ne büyük iş yapmış bayağı oluyorsun. Bayağı bir fark etmiş olacaktı. Bunu adam hakaret kabul ederdi. Onun tatmin olacağı şey Almanya'da hoca göremiyor. Yani hak ettiğin istediği hocayı göremiyor. Çocuklarına örnek gösteremiyor. Bu İstanbul'da filanca zata gidersem çocuklarıma bu ümmetin büyükleri bunlar derim diye düşünüyor. Vay o ziyaret ettiği kimsenin haline o boşluğu dolduramıyorsa. Yani bu bir ihtiyaç demek ki bu sebeple bizim ihtiyacımız bir defa tek tük ihtiyaç değil sınırsız bir ihtiyaç. Sınırsız ihtiyaçlar içinde. Ya insanoğlu her gün yiyor üstadım ya. Bir gün tebessüm ediyorsun öbür gün tebessüm etmesen somurtuyor. Diyorlar. Dolayısıyla insanın ihtiyacı sınırsız. Allah'tan başkası bu ihtiyacı tatmin edemiyor. Ancak bir araya gelebilirsek. Becerip hep bir arada durabilirsek, tesanüt dediğimiz evet. Birbirimize omuz verebilirsek belki biraz ayakta durabiliyoruz. Evet. Bir ihtiyaç sahibinin bize geldiğinde, bir sesi ulaştığında, kapımıza geldiğinde tavrımız ne olmalı, nasıl bir duruş sergilemeliyiz bunu konuşuyoruz. Efendim insanın mükemmel olmadığını, zafiyetin, fukaralığın tabiri caizse, muhtaçlık anlamında fukaralığın, onda bir asıl vasıf olduğu üzerinde durduk. Bunun altını çizdik. Mekaniğimiz böyle. Mekaniğimiz böyle. Böyle evet. Yaratılmışız. Mükemmellik Allah'a mahsustur. Evet. Hani Anadolu'da güzel bir tabir var ya hocam. Düşmez kalkmaz bir Allah derler. Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Niye öyle denmiş hocam? Düşmez ki kalksın demekmiş o. Ha. Ben de onu bir yaşlı ne demek istiyorsun dedim. Ha. Ya Allah düşmez ki kalksın demektir evet. Bu dedi. Ben böyle halkça bir yorum aldım. Güzel ama. O yorum da güzelmiş. Ama biz insanız, biz düşüyoruz da, değil mi hocam? Kalkmak için birinin yardımına, bırak düşmeyi, birinin yardımına da ihtiyacımız oluyor. Bu noktada hocam, hakikaten birisinin yardıma muhtaç olduğunu hissettik. Veya o kendisi bizzat ifade etti. Bir Müslüman olarak, diyelim duyarlı bir Müslüman, inşallah öyle oluruz. Duyarlı bir Müslümanın, zaten duyarlıysa gereğini yapmak için harekete geçecek ama... En azından ben insanım diyen, ben Müslümanım diyen birisinin nasıl bir tavır sergilemesi gerekiyor bu? Burada hocam zor bir konu. Evet. Yani bunu anlamak da zor, anlatmak da zor. Şöyle bir örneklendireyim. Elektrik çarpan birisine yardım etmek çok zor. Adamın elinden tutup çeksen sen de elektriğe temas etmiş oluyorsun.
Allah. Yakın zamanda bir toplu hastalık atlattık mesela. Evet, evet. Pandemi atlattık. Adamı alıp götürürken hastaneye sen hasta oluyorsun. Pek çok kimse öyle hasta oldu. Evet. Dolayısıyla önce yardım edecek birisinin yardıma muhtaç hale gelmeyecek bir mantıkla yardım etmesi lazım. Bunu bir örnek vereceğim. İnşallah yani maksadımı aşmış olmam. Şimdi kardeşlerimiz üniversitede okuyorlar. Diyor ki filanca hanım kızımızın başı örtülü değil, işte namazda kılmak istiyor. Ben ona emri bil maruf yapacağım, erkek arkadaşım. Bu aslında çok güzel bir şey. İşte yardım dediğimiz noktada bir nokta. Ama bir ay sonra, bir sene sonra bakıyoruz ki onun imanı, onun ahlakı yardıma muhtaç hale gelmiş. Değil mi? Şeytan onları iman, namaz konularını kullanarak haramda buluşturmuş. Olmadı. Ben evet. Ölüp öbürü dirilsin değil mantığımız. Evet. Ben de ölmeyeyim, onu da ayağa kaldırayım. İkincisi üstadım, bu da önemli bir nokta. Ondan sonra örneklere yani, geçelim istersen. Çok önemli bir madde hocam, birinci madde. İkincisi, doğru söylüyorsunuz. Nerede bir ihtiyaç varsa, çalışma alanı varsa orada bir suistimal olur muhakkak. Mesela namaz var bir yerde değil mi? Riya otomatik devreye giriyor. Devreye giriyor, doğru. Oruç var bir yerde değil mi? Otomatik olarak ağız kirliliği devreye giriyor. Kur'an-ı Kerim okuyorsun, en büyük ibadet, otomatik olarak onu müziğe benzetip cehenneme girmek. Yani Kur'an'la cehenneme giriyorsun. Allah'ın müzikli, fizikli okuduğun zaman bir şey. Dolayısıyla bir yerde bir ihtiyaç ve kıymet eden bir şey varsa, bir şey değerlendirilir, kıymet edilir bir şey varsa orada bir çürüme, suistimal muhakkak olur. Dolayısıyla biz iki noktayı önemseyerek birine yardım edeceğiz. Bir, biz kendimiz tehlikeye düşüp başkasını kurtarmak makul değil. Yani bir kişiydi bataklıkta olan, ikiye çıktı bu sefer. Kâr eden şeytan oldu bundan. Hani boğulmak üzere olan birine yardım eden, yüzme bilen biri yardım mesela, edecek. Evet. Yoksa beraber kendisi boğulalım. Gidiyor. Allah için beraber boğulalım diye bir şey yok. Yok. O makul değil. İkincisi, bunun muhakkak suistimali çıkar. Yani mesela kimseyi tenkit için söylemiyorum. Bir yerde su kuyusu açılacak, dünyada su sorunu var. Bunu muhakkak müminler yapacak. Birbirlerinin susuz olan kardeşlerine su kuyusu götürecek. Ama buraya para devreye giriyor. Yolculuk, seyahat devreye giriyor. Dolayısıyla burada insani ve İslami açıdan bakıldığında baş belası denebilecek bir sürü suistimal alanı da girer. Girebilir. Kimi de cehennem kuyusu kazıyordur kendisine. Olabilir. Su kuyusu dolayısıyla bizim suistimal edilebilecek olduğunu bildiğimiz bir alan olduğu için her tabelasına su kuyusu açıyorum diyene götürüp $1000 al kuyu aç deyip adamın para kuyusunu doldurabiliriz biz. Ne yapıyoruz? Kuyusunu kazabiliriz yani, ya, değil mi? Onun ve benim de sadakam boşa gidiyor. Doğru. Öbür taraftan susuzluk devam ediyor hala. Örnek söylüyorum. Doğru, konumuz doğru. Bu tabii, değil. Tabii. Yani ne dedik? Kendini helak edip bir iş yapmak doğru değil. Suistimalin varlığını anlamadan yola çıkmak çok yanlış. Bu sefer hem felaket devam ediyor orada, yardım ihtiyacı devam ediyor, hem de cehenneme kütükler olarak bu taraftakiler hazırlanıyor. Ümmetin en zor, insanlığın en ağır konularından birinden suistimal oluşturmuşlar. Yolsuzluk oluşturmuşlar. Suistimal belki anlaşılmıyordur. Yolsuzluk diyelim. Evet. Yolsuzluk oluşturuyorsun. Derdimiz birdi, iki oldu derdimiz. Buna dikkat edeceğiz. Bu çok önemli. Yani o zaman yardımda da bir firaset ve basiret gerekiyor. Değil mi? Profesyonellik gerekiyor. Profesyonellik gerektiriyor. Yani her üç kişi bir araya girip arabasının bagajını sadakalı şeyler doldurup bir yere gitmesi gerekmiyor hocam. Evet. Bu iyi niyetle başlanıp boşa yapılmış bir yatırım olur. Niyet iyidir, güzel. Yani beş kişi çoluk çocuğunun rızkından keserek sadaka toplamışlar. İşte götürüyoruz filanca deprem bölgesine. Nitekim gördük deprem vakasında bunu. Evet. Tırlar dolusu ekmekler çöp oldu. Evet. Organize
eksikliğinden dolayı. Hayat organizesizliği kabul etmiyor hocam. İbadette de kabul etmiyor. Namazı da böyle paldır küldür istediğin tarafa kılamıyorsun. Demek ki hocam hani bir iş yönetimi falan diyoruz ama insanın böyle bir yardım yönetimi, infak yönetimi, böyle bir organizasyon uzmanlık son derece önemli bir alan oluyor. Şart yani. Önemli değil evet. Hocam. Şart. Şart. Organize şart. 20 senedir veya şu kadar senedir siz Kurban Bayramı'nda bir organize yapıyorsunuz vakfınızda diyelim. Evet. Bu senede ben de yapayım dedim. Ya aynı mıyız biz burada? Daha bıçak nereden tutulur onu bilmiyorsun sen. 20 senedir de binlerce organize yapmış bir kurum. Yani birbirimizi imrenebiliriz ama haset etmeye gerek yok. Mühim olan sadaka mı? Mühim olan Rabbimin rızasını kazanmak mı? Mühim olan bir boşluğu doldurmak mı? Niye götürüp paramı ona vermiyorum? İlla ben niye yapayım yani? Evet. Demek ki burada niyetlerde ufak bir oksitlenme var. Evet. Yani madem senin derdin garibana kurban ulaştırmak, bunu yapan biz kurbanı örnek veriyoruz yani şu kurbanla bilgimiz yok şu anda. Bunu profesyonelce yapan, başına gözüne de bulaştırmayan biri varken sen niye bunu kendi kendine yeniden icat ediyorsun? Evet. Yani bu her alana kaydırılabilir. Bunun bu iki madde saydık. Evet. Üçüncüsü de hocam bu dünyada hiç kimse çocuğunu aç bırakarak başkasının çocuğunu doyuramaz. Setre avret yapmıyorsun başkasının elbisesi olsun diye. Böyle bir makul bir alan yok. Yok. Evet. Böyle değil. Yani setre avret hepimize farz. Evet. Afrika'da çocuklar çıplak. Sen avretini açtın. Mesela bir örnek evet, yani. Evet. Setre avretini yırttın, elbisemi onlara götüreceğim diye. Böyle değil. Sen üstündeki lüksten çıkarıp. İhtiyaç fazlasından. Anzahril gina yani. Evet. Normal, zaruri ihtiyacımı tatmin edeyim. Yani ben üstüme çamaşırımı giydim. Kışlık diye ayırdığım şeyi feda ettim. Allahu evet. Ekber. Güzel. Harika olan bu. Ben çoluk çocuk çıplak geziyorum. Setre avret bizde problem oldu bu sefer. Evet. Bizde problem oldu. Bu yanlış. Şimdi mesela sizin evinizde artık sizde torun var da diyelim 4 tane çocuğunuz var. 17 yaşında, 14 yaşında, 13 yaşında, 8 yaşında. Her biri internetin ağlarına böyle takılmak için dört gözle bekliyor şeytan yani bir konu. Siz 4 aydır evde yoksunuz. Neredesiniz Adem hocam? Afrika'da emri bil ma'rufa gittik. Allah razı olsun. Ne öğrettiniz Afrika'dakilere? Ya Fransa buraya interneti getirecek yakında çocuklarınızı koruyun dedin. Dön bir çocuklarına bak bakalım ne yapıyorlar İstanbul'da. Yani Afrika'ya gitmeyelim değil bu. Değil tabii. Ama çocuğumun üzerindeki otoritem, yönetimim ve kontrolüm sarsılacak şekilde gitmeyeyim. Çok önemli. Hocam yıllar önce Musa Efendi rahmetullahi aleyh bir şey anlatmıştı. İzmirli bir dostumuz dedi. Bir vaazdan etkilenmiş dedi bir sohbetten. Bir fabrikasını bağışlamış dedi. Sonra dedi çocukları dedi babasına deli raporu alarak dedi şeye göndermek istediler dedi. Sonra da pişman da hani olacak noktaya gelivermiş ama böyle bir yapmış. Hakikaten Yüce Rabbimizin hani hocam yani infak edeni tamam. Es-sülüsü ves-sülüsü kesir. Tabii. Üçte bir değil mi? Ya. Elinizi tamamen açmayın. Tamamen de kapamayın. İkisi arası bir yol tutun buyurması da ne önemli. Yani bu dikkat çektiğiniz konuyu çok önemsedim hocam ya. Yani bir kendisi muhtaç konuma düşmemek. Değil mi? Bu çok önemli bir şey. Her konuda öyle ama. İkincisi işte o suistimal olabilir. Orada uyanık olmak dedik. Üç. Evet. Allah-u Teala ben, çocuklarım, eşim, evet. Ana babam, akrabalarım, dostlarım, çevrem, şehrimdeki garibanlar, dünyadaki garibanlar, Afrika'daki garibanlar bir eksen üzerinden gidilmesini istiyor. Daire daire gitmek. O eksen evet. Benim. O eksen benim. Evet. Hatta hatırlıyorsunuz sahabi geliyor, kefaret ödemesi lazım. Kefaret nedir? Yani Ramazan'da işlediğin oruç hatası için 60 tane fitreyi götürüp vereceksin fakire. Bir fakire vereceksin. Adam tereddütlü bir şekilde ya Resulallah diyor. Şu çok önemli hocam. Bu Medine'de benden başka fakir var mı diyor. Efendim o zaman götür çocuklarına ver buyuruyor. Evet.
Hadis değil mi bu? Evet, evet hadis. Hocam bu ne ya? Cezayı evde kendine infaz et diyor. İnfaz et diyor, evet. Allah Allah. Çünkü gaye, buradaki gaye bir adamı perişan etmek değil ki. Evet. Bir adamı vebalden kurtarıp öbür mümini de rahatlatmak. Ama bu adam vebalden kurtarırken çocuğu aç kalacak. Toplanıp müminler onun aç kalan çocuğuna Allah bu sefer Allah. Yemek bulmaları lazım. Toplumun bir yeri yaralı hale getirilip öbür yeri düzeltiliyorsa bunu istemiyor ya. Efendimiz demek. Hocam Efendimizin ve hayrul hedi hedi Muhammed sözüne kadar sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hidayetin, doğru yolun, kılavuzluğun en hayırlısı, en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne güzel bir ölçü ama ne hocam. Ya ne güzel bir ölçü. Bu dolayısıyla vakıfçılık, dernekçilik yapan kardeşlerimiz, ilimi öğreten hoca efendiler, bunlar çok önemli. Dün Ankara'dan bir misafirim geldi hocam. 90 yaşlarında Hasan Akkuş Efendi'nin işte belki de son talebelerinden biri. Çok maşallah, tatlı muhabbet etti. Maşallah. O da mutlu oldu. Ben de mutlu oldum. Çok tanıdığımız hoca efendiler çıktı. Çok belki de ibretlik bir şey. Dedim ki yani çok hoca efendi tanıyorsunuz değil mi dedim. Bir sahide ki Abdurrahman Gürses'ler filan. Böyle bir sayede isimler, ben cılız kaldım. Yani benim tanıdıklarım cılız kaldı onu. Ben 10 alim tanıyorsam 70-80 tanesiyle maşallah oturmuş kalkmış. 90 yaşında güçlü bir isim. Dedim ki üstadım bir merakım var, bunu cevaplandırır mısın? Bu tanıdığınız ulema ve kendiniz de dahil, kendisi de iyi bir hafız. Yani kurra hafız manasında. Mesela Gönelli Hoca Efendi ile yılları geçmiş beraber. O kadro yani o şeyden. Bunların çocukları babalarının bu mücadelesini devam ettiriyor dediğinizi bir hatırlıyor musunuz dedim. İşte Ömer Nasuh Binmenler, bir sürü isimler saydım. Doğru, doğru. Bir 20'den fazla büyük alim, bir 30 kadar da mesela Üsküdarlı Hafız Ali diye birinin dakikalarca menkıbelerini anlattı. Onun da hocasının hatıralarıymış. Hocam o bülbül gibi hatırat sayan adam, filan hocaya şöyle gidi, Akkuş'a şu geldi, bu teftişte böyle oldu filan diyen adam şöyle bir yarım dakika düşündü, pek aklıma gelmiyor dedi. Yani o zor yıllarda, Kur'an'ın ve ezanın yasak olduğu yıllarda Kur'an'ı ve ezanı, namazı ayağa kaldıran o büyük adamlar demek ki o mücadelede çocuklarını yetiştirmeye vakit bulamamışlar hocam. Evet. Ha, onların şartları İnşallah Rabbimizin rahmetiyle, mağfiretiyle muamele bulacakları şartlardı. Evine nasıl gelip adam ilgilenecek? Yani Hasan Akkuş Hoca Efendi günde 30-40 tane hafızı dinlemek zorunda kalmış tek başına. Evet. Nur-u Osmaniye şehrini nurlandırmış adam. Yani elbette onu kınamak için demiyoruz. Tabii tabii. Ama bugünkü teknolojide, evet. Bugünkü ben eve geliyorum, yemeğimi şu saatte hazırla diye iletişim kurabileceğimiz zamanda Allah'a davet edenler, iyilik yapanlar, hayır işlerle meşgul olanlar kendi çocuklarını ihmal edemezler. Evet. Bir sonraki kuşak, kuş bakışı baktığında bunlar insanlık için çalışmışlar, kendilerine faydalar olmamış der. Bir hadis-i şerif var hocam, çok böyle ürküten bir mana taşıyor benim için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki fitil gibi olmayın. Güneş gibi olun buyuruyor. Ashabına hitap eder. Çünkü fitil birisini aydınlatıyor ama kendi de yanıp gidiyor o arada. Bir saat aydınlatıyor, bir saat sonra yok fitil. Güneş aydınlatıyor ama azalmıyor. Öyle olmamak gerekiyor. Bu üçüncü noktayı önemsememiz lazım. Demek ki lazım. O hakikaten o muhtaçlık hiyerarşisi diyelim ya da muhtaçlık çemberleri, dairelerini en yakından başlayarak. En yakından başlayacak. Çünkü sen dünyayı gerekiyor. Dolduramazsın tabii. Hocam. Dünyayı evet. Kuşatamazsın. Yani ne olursan ol eksik kalacak bir yer. Cebrail aleyhisselam kimsenin arkasından gelip itmiyor. Hadi evet, git evet. Ben yanındayım demiyor. Yani beşeriz. Takatımız yani, belli. De, hocam hakikaten böyle hani doğrudan size geliyor. Hocam diyor işte derdini açıyor. Ama o siz onun uzmanı değilsiniz. Yani normal. Yönlendiririm. Yönlendiririm. İhtiyacı sizin bizzat kendi imkanınızda çözmek gibi bir iddiamız yok. Olamaz. İddiamız olamaz. Allame-i Cihan değiliz. Evet. Ordinialis diyelim bugünkü çağda. Öyle değiliz hocam. Evet.
her şeyin devası varsa İbn Sina'nın eczanesi gibi, bu bir mübalağa. İbn Sina değilsin sen. Evet. İbn Sina'nın zamanındaki hastalıklar bile bine katladı. Tabii tabii. Biz hocam bir ara hakikaten insan hatır dediğimiz birinde hatırın var. Yani bir doktorda hatırın var, bir avukatta hatırın var, bir yöneticide hatırın var senin. İtibarın var yani. O itibarın da ne büyük bir infaka hazine olduğunu hakikaten hocam. Hadiste sahip teşfe'u tu'caru. Öyle değil mi? Aracı olun, şefaat yapın, sevap kazanın buyuruyor. Sevap kazanın. Tabii. Yani dolayısıyla bu tür bir de şöyle bir şey var hocam. Kapınıza geliyor. Ya bu benim meselem değil diyorsunuz yani. Kusura bakmayın. Bu da bir yüz. Bir de derdini dinliyorsunuz bir insanın. Yapacağınız bir şey varsa hocam, Allah da size ona göre bir ilham ediyor. Bir kapı açıyor değil mi? Niyet samimiyse. Yani, işin başındayken kapıyı kapatmak insanlık değil gibi değil mi hocam? Nasıl değerlendiriyor? Yani ya kardeşim. Baştan savmak diyelim. Baştan savmak diyelim. Savmak. Hiç dinlememek diyelim. Hiç böyle yüzüne bakmamak diyelim. Yani bu tarz yapılar da görüyorsunuz çünkü. Bir imdat çığlığı var önünüzde ve siz duyarsızsınız. Hocam herkesin insanlığı ve imanı kendi çapında. Evet. Yani etme bulma dünyası bir günde ona sessiz kalınacak. Evet. Bir gün o da baştan savulacak. Yani biz bunları yaparken hep ahirette sevabını görmek için yapmıyoruz. Bu dünyada bir gün ben de muhtacım. Evet. Bir gün ben de birisinden bir yardım isteyeceğim. Yani ben çok dua alıyorum. Elhamdülillah kardeşlerimizin eşleriyle olan dertleriyle ilgili, çocuklarıyla ilgili. Özellikle mesela hiç unutmuyorum. Bir kardeşimiz küçücük çocuğunu, 9 yaşında çocuğunu hafızlığa vermiş. Hafızlık tamam, sen istiyor olabilirsin. Çocuk da hoşuna gidiyor olabilir. Ama çocuğun sağlığı ve ahlakı gitmiş. Kaldıramıyor çocuk. Babasının istediği şeye yok da diyemiyor. Çocuğu bana getir dedim. Çocuğa baktım. Yani bir yumurta kadar taptaze, masum bir çocuk. Dedim ki bunun hocasıyla ben görüşeyim dedim. Hocasını aradım. Dedim filanca çocuk dedim. O istese yapar yapmıyor. Hoca efendi dedim. Çocuk öyle değil dedim. Ben 4 yaşında hafızlık yaptım. Bana sor sen bunu dedim. Ya sen daha yeni atandın bu işe dedim filan. Al okut o zaman dedi. Hoca da burasına kadar gelmiş. Yani 2 senede 1,5 sayfaya çıkmış. 1,5 yaprağa çıkmış. Yani 3 sayfaya çıkmış çocuk. Ondan sonra babasına dedim ki bu çocuğu al. Şimdi götür okula teslim et. Okulda okutmuyor bu arada. 2 sene sonra bana getir dedim. Çocuğu da okşadım. Sen hafızlık yapmayacaksın oğlum dedim. Tamam dedim. Tamam dedi, teşekkür etti çocuk. Hocam 2 sene sonra çocuğu getirdi adam hakikaten. Şu anda çocuk hafız. O bir dönemdi. Yeah. Ve o anneye babaya ben ciddi bir iyilik yaptım. Çünkü tıkandıkları nokta şu. En büyük iyiliği de çocuğa yaptınız. Çocuk ayrı. Çocuk anlamadı hala ne yaptığını. Tabii. Çocuk şu anda 15 yaşlarında. Çocuk ne yaptığımı anlamadı. Anne baba anladı. Çünkü anne baba Allah'ın kitabını ezberlemeye karar verdik. Geri gelersek çarpılırız düşünüyor. Evet. Hoca efendi de haklı olarak her yapmayana taviz versem ben de Kur'an'a hakaret etmiş olurum diyor. Risk aldım ben. Evet. Çocuğu sanki Kur'an ezberlemesin der gibi risk aldım. Çocuğu aldım bir kenara, kızı aldık. Çocuğun o bir çocukluk dönemiydi. Zekasıyla da ilgili bir soru. Belki sağlık sorunu vardı çocuğun. Toparlandı çocuk. Çocuk şimdi geliyor, konuşuyoruz, ediyoruz. Annesi, babası mutlu oldular. Hatta babası bana dedi ki, hocam dedi, bizim dedi ailemizi kurtardın, çocuğu değil dedi. Biz nikahımızdan bile şüphe ediyorduk dedi. Yani bu kadar kötüyse, Kur'an'a düşmansa bu çocuk, bizim nikahımızda problem mi var falan dedik dedi ailece. Allah Allah. Ya şeytan hocam. Şeytan da boş durmuyor tabii. Yönlendirme hatası bunlar. Evet. Ya bunun İyi bir mümin olması, insan olması, hafız olmasından daha önemli. Evet. Bir şeyin önemi ve önceliğini belirleyemedin mi? Ya hafız olursun ya da evladım değilsin dersin. Komünist oldun dersin, atarsın. İnsan kaybediyorsun. Hocam bir ara sizinle sohbet ederken çok gıpta ettiğim bir davranışınız ya da tavrınız, haliniz, duruşunuz olduğuna tekrar gönlümde kanaat getirmiştim. Birçok mesaj geliyor size, bakıyorum. Yani hakikaten sorular geliyor. Ama bu sorular sıradan sorular değil. Bazılarını arkadaşlar paylaşıyor size gelen soruları. Voltajı yüksek sorular. Voltajı yüksek sorular. Ya bu kadar toplumda
adeta ne bileyim Sahra Hastanesi gibi birçok insanda farklı farklı yaralar var. Ve size bir soru olarak, bir imdat çığlığı olarak, bir dua talebi olarak, bir ne yapayım ben çaresizim diyerek böyle imdatlar geliyor. Siz bunların hepsini ciddiye alıyor musunuz? Hepsini alıyorum. Bazen 10-15 gün beklemesi gerek. Çünkü günde 15-20 soru ancak cevap verebiliyorum. Kimine bir sayfa, kimine iki sayfa. Kimine de mesela babasından zulüm görmüş, intihar evet. etmeyi düşünen bir kıza çok yakın bir zamanda, kızım dünyada sadece baban yok, biz de varız bak, biz de babayız dedim. Yazabilirsin bana dedim. Hocam bir saat sonra cevap geldi. Bu kızım sözünden sonra bir şey kalmadı, iyiyim dedi. Yapma ya, Allah Allah. Bu kadar. Çünkü kızım sözüne haset kalmış o. Evet, o da bir hata işlemiş. Burada zikretmeyeceğimiz bir hatayı işlemiş. Baba da ona gavur Hitler muamelesi gibi muamele yapıyor. Elinden tutulacak birine tekmeyle çukura doğru itiyor. Bu kızcağız toparlanacak Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Gelecek. Ben şimdi ne yapayım diye program isteyecek benden. Ona program vereceğim. Hocam ben ahirete neyle gideceğim? Yani zenginler sadaka verip gidiyorlar. Allah'ın rızası için. Ben teheccüde doğru dürüst kalkamıyorum. Herkes kadar ben de uyuyorum. Ben de bundan ne kazanacağım hocam? Yani farz ibadetlerden sonra, haramlardan kaçtıktan sonra biz de bu dokunuşlarla bir şeyler kazanacağız. Ekmeğimiz diyelim biz. Hocam işte bir insanı diri tutmak, öyle diyelim. Diriltmek diyor ya Kur'an. Hayatta kalmasına vesile olmak diyelim. Bir insanı hayatta kalmasına vesile olmak. Bütün insanlığı kurtarmış gibidir buyuran Rabbimiz. Öyledir abi. Nasıl bir ameldir bu amel ki? Gerçekten bir uçurumun kenarına gelmiş bir insanı zihni bakımdan, fikri bakımdan, hayat itibariyle onun elinden tutup, belinden kucaklayıp tabiri caizse kenara çekmek ne büyük bir yardımdır. En başta dedik ki hocam biz buyuz. İnsanoğlu bu. Sahabi de olsam böyle. Sahabinin her biri tek başına bir Uhud muydu yani? Sahabi de birbirine destek oldular. Etme böyle değil dediler. Bakınız yani o intihar edeceğim diyen kıza bir kızım sözünün şifa olacağını siz hangi kitapta bulabilirsiniz kolay kolay? Yani işte Allah hocam belki o merhametli yaklaşıma Cenab-ı Hak sizi istihdam ediyor. Kullanıyor. Ve orada bir hayatın elhamdülillah devamına vesile kılıyor. Yüce Rabbimiz. Gelin. Evet üstadım bu konu tabii maşallah uzun konu. Ama çok hassas noktalara değindiniz. Teşekkür ediyoruz. Aziz dostlar hani Cenab-ı Hakk'ın kimi kulları vardır? Onları kullarının ihtiyacına gidersin diye yaratmıştır şeklinde hadis-i şerifler hadis de var. Tabii. Ve bir kardeşinin yardımına da olana Allah da yardım eder. Allah da onun yardımındadır. Mealinde hadis-i şerifler var. Hatta Cenab-ı öyle değil hocam. Evet. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımındadır. Ya. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz inşallah sadakayı sadece mal ve paraya indirgemeden sadakanın sayısız çeşidinin olduğunu düşünerek ihtiyaç olarak gördüğümüz her şeyde Allah'ın bize verdiği imkanlar varsa gönlümüzü açmak, elimizi açmak, evimizi açmak, efendim imkanlarımızı paylaşmak yeteri kadar hepimize düşen bir insanlık vazifesi, bir Müslümanlık vazifesi, bir imanın gereği. Rabbim hepimizi muvaffak eylesin efendim. Amin. Allah'a emanet ediyoruz.